Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yurdumun güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Bizler de çok şükür. Vallahi bugün heyecanlı, böyle koşturmalı geçti. Sabah eşimle konuştum, işte güzel haberler almaya devam ediyoruz dedi. Hafta içi dedi, bakalım doktorlar ne karar verecekler dedi. Ama bu arada ben gerçekten Sunay adına ve kendim adıma çok mutluyum. Çünkü sabah yeğenim aradı, aşkın hanımı, ismi Süleyha. Yenge dedi, babamın dedi kahvaltısını verir misin? Biz dedi doktora gideceğiz. Sancısı varmış. İşte devlete gittiler. Orada da bir iki üç güne işte doğum sancısı falan dediler. Tekrar oradan özele gittiler, yine sancısı devam ettiği için. Bugün sezeryan oldu. Bebeğimiz dünyaya geldi çok şükür. Sunay babaanne oldu. Ben de eniştenin sabah kahvaltısını verdim. Ondan sonra öğlen yemeğini verdim. Şimdi de Aykut da işte burada karşımda, Sunay'ın olduğu yerde kalıyor. Eniştem de orada kalıyor. Yakınlar. Oraya gidip geliyorum. İşte eve geliyorum. Çocuğum da sağ olsun bana, İsmet 4-12 çalışıyor. Dürüm yap söylemiş. Anne de buzdolabımız da bozuldu diyorum ya. Aksilikler, şeyler, hani bir hayata dair ne varsa oluyor. Buzdolabımız bozuk. Servisi çağırmış. Servis de gelmedi. Şu hafta sonu olduğu için o büyük bir ihtimal. Pazartesi salı geliyor mu bakalım. O da anne uğraşma dedi. Yanına dedi ayran yaparsın. Sağ olsun dürüm söylemiş. Hani gerek niye zahmet ettin anne falan dedi. Böyle. Ondan sonra yersin dedi. Oğlum dedim, niye sus yaptın? Ben bir şeyler hazırlardım. Tek dedi, canın istemez dedi. Güllü arkadaş da yemeğe çağırdı. Diyorum ya, insanı Rabbim herkese iyilerle karşılaştırsın diye akşam yemeğini bizde yeriz dedi. Uğraşma dedi. Dedim çocuk bir şeyler söylemez. Bir bazen ne olacak? Ben kendimi aç bırakmam dediysem de yok. Yalnız şey yapma diyorlar. Züleyha dersen orada çayı yalnız içme. Buraya gel işte. Oraya git, buraya git. Uzun lafın kısası. Celal Bey orada koşturuyor. Biz burada böyle mücadele ediyoruz değerli arkadaşlar. İnanın. Şimdi bir beşi görmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi Gamze yanında. Gamze odada işte yanında. Eşi yanında. Biz de gidip geleceğiz inşallah. Valla böyle güzel haberler alıyoruz. Sunay'a sperm takılmıştı. Onu pazartesi günü tekrar metala çevireceklermiş. İşte o Cahil Bey tekrar, bizim köyümüzün doktoru var. Ünlü bir doktor. İsmail Dinç. Allah ondan da razı olsun. Sonuçları hep o doktora gönderdi. Çıkan doktorlar güzel iş başarmışlar demiş. Yol açmışlar işte. Sadece orada kitle var. İnşallah ona da müdahale ederler. Ya ilaçla ya bilmem. Ameliyatta bilmiyorum neyle. İnşallah Sunay'ımız da sağ salim aramıza katılacak. O belki de bu bebek ona bir umut olacak. Bir daha şey olacak. Güzel. Yani güzel duygular. Böyle. Ben de şimdi sizlerle bu sevincimi paylaşmak istedim. Vallahi Sunay'daki sevinci hiç düşünemiyorum. Ben bu kadar mutlu olduysam o da tabii ki daha mutlu olmuştur. İkinci babaanne. Öbür bir büyük küçük oğlundan, şimdi en büyük oğlu. Sonra evlenmişti. Şimdi ikincisi oldu. O da kız. Rabbim sağlıklı uzun ömür nasip etsin. Hayır, annesine babasına hayırlı evlat etsin, olsun vatanına, milletine, tüm evlatlarımızın. Ben diyorum ya, her şeyin hayırlısı olsun vallahi. Yaşamın da hayırlısı, ölümün de hayırlısını, her şeyin, evladın da, eşin de, komşunun da, her şeyin hayırlısını nasip etsin. Rabbim herkese saliha eşler, saliha evlatlar nasip etsin. Müslümanın fazla çenesi düşmeden böyle. Ben de kapılarımı sildim. Ondan sonra camlarımı
Silmedim. Şimdi bayrama yakın sileceğim. Ben de o biliyorsunuz köyde iş güç bırakıp geldim. Birbirimize bugünlerde destek olmazsak ne zaman olacağız? İş bugün olmazsa yarın görülür illaki. Sizlerin duası bizleri gerçekten umutlandırdı, yürek oldu o güzel düşünceleriniz için. Hepinize bir dil binlerce teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. Gerçekten güzel yürekli insanlar o kadar var ki. Beni çok duygulandırdınız. Beni çok mutlu ettiniz. Allah da sizleri mutlu etsin. O da güzel insanlarımız hala var vallahi. O da yürekli, düşünceli, iyi niyetli. İnsanlar hep var olsun hayatımızda. Hepimizin iyi insanlara çıkarsın yolumuzu, bahtımızı. Evimize huzur, mutluluk, sağlık nasip etsin. Bugün güzel de bir hava var arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim? Soğuk, akşamları çok soğuk oluyor. Ama gündüzleri böyle güzel. Ne bileyim. Arkadaş şeye gitmiş, Güllüler falan bugün diken ucu toplamaya gitmişler. Oradan geldiler diyor ki bu sene diyor yılanlar da çok diyor. Kaç tane yılan gördük diyor. Vallahi Allah'ın nasıl diyeyim korusun iş dedim iyi ki bize bir şey yapmamış dedim. Onlar da çabucak gelmişler zaten. O diken ucu yemeye çağırdı. Dedim ben dedim oraya gidelim. Bir şey lazım mı diye sordum. Aradım şimdi aşkını. Yok yenge dedi. Sen dedi babama iyi bak dedi. Onların yemeklerini ver dedi. Biz burada bir şeye ihtiyacımız yok dedi. Mutlular. İnşallah sağ salim de annem de gelir de diyorlar. Unuttuğumuz tamam olur diyorlar. Bakalım. Hafta başlangıcında neler bekliyor bizi, neler şey yapıyor. İnşallah Allah'tan ümit kesilmiyor. Allah. Şimdi bir şey yemeyeceğim. Bunu dursun. Yediye çocuğum bırakmış da. Dolabımın içini boşaltacağım bu arada. Güzelce geldim mi silmiştim. Şimdi bir daha sileceğim, boşaltacağım. Anne dedi kahvaltılık falan dedi küçük azal dedi dolap bozulana kadar olmayınca ki. Eskiden ne yapıyormuşuk bilmiyorum. Valla dolap her şeyi başı valla buzdolabı hayatmış ya. Bozulunca kıymetini biliyoruz ya. Her şeyin değerini bilmemiz gerekiyor. Gerçekten sevdiklerimizi değerini bilmemiz gerekiyor. İşte her şeyin sağlığımızın değerini bakın. Ellerimizin. Bu arada ellerimizin dedim mi? Oğlum da bana anneler günü sürprizi yaptı. Ben anneler gününü kutlamayı şöyle şey yapmıyorum. Bakın burada annelere kutsal onların hakkı ödenmez. Bir gün değil her gün anneler günü olsun istiyorum. Her gün böyle evlatlar annelerinin hakkını ödeyemez. Ödemeyiz. Bizi 9 ay karnında taşıyan, bizi yemeyip yediren, her şeyimize böyle nasıl diyeyim? Büyüyene kadar biz ölene kadar onların evlatlarıyız, değil mi? Büyüsek de onların gözünde hala çocuk oluyoruz. İnşallah annelerimiz, babalarımızı Allah'ın uzun ömürler versin. Bizleri de onları hayırlı evlat nasip eylesin. Anneler dedim mi benim içim çiziliyor. Çünkü Gazze'de annesini kaybeden evlatlarımız var. Evlatlarımız var böyle ne bileyim. Anneler evlatlarını kaybetmiş acıları var. Ne bileyim bu sene evlat anneler günü daha acıklı benim için buruk geçiyor. Tabii ki benim için bütün anneler kutsal deminki dediğim gibi. Valla eniştemi Sunay'ı düşünemiyorum. Şimdi eniştemde sabahleyin diyorum ki istediğin bir şey var mı? Yok diye. Şimdi çocuklar pansumanı mı yapıyor diye. Bir şeye ihtiyacın varsa söyle eniştem. Yok diye. Hayırlısıyla diye. Gelse dedi Sunay diye. Beni diye gecede kaç sefer diye pansuman ettiriyordu. Şey yapıyordu. Dedim. Hiç evin büyüğünün, evin annesinin, evin çatısı, evin direklerini baba, benim nebzimde direkleri baba, çatısı da anne. Çünkü çatıyı toparlayan her zaman anne. Annelerin hakkı hiçbir zaman ödenmez ki. Vallahi bütün anneleri öpüyorum, kucaklıyorum. Hayırlı ömürler nasip etsin diyorum. Gelin bakalım mutfakta ben ne yapıyorum. Ismanın çenesi düştü vallahi. Soğutmuyor arkadaşlar dolabım.
Şimdi bunların içini boşaltacağım. Bir güzel temizlemiştim zaten. Bir de sileceğim şimdi. Bakın dışarılarda bu kadar güzel. Mis gibi. Valla hayat devam ediyor. Her şeye rağmen yaşamak çok güzel değerli arkadaşlar. Valla buralar dop doluydu. Aşağı buzluğu falan. Çoğu erimiş, atacağım. Yapacak bir şey yok. Çünkü yiyemem. Hasta oluruz. Allah muhafaza. Valla arkadaşlar, çıkarttım oraya bozulanları, kötü olanları. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım, canımız sağ olsun. Bunları şimdi çöpe, doğru çöpe. Çünkü bozulmuş. Buzdolabı hiç de fark etmemiş. Işığı yanıyor çünkü. Işığı yandığı için. Aa, sabah çocuk işten geldi. Soğuk su içince, dolapta soğuk su yok. Soğumamış. Ben de öte git beri git koşturmadan fark etmemişsin. Şimdi sarma sarmıştım. Onu ateşe koyayım de. Orada da ıspanak limağım var. Süleyha yapmıştı. Bulgur pilavı var işleme. Sıcak yine bir tabakta sarma götürüyorum buradan. Ne yapayım? Yapacak bir şey. Acı tuzunu azaltayım çünkü ona da götüreceğim için. Bu arada İsmet aradı. Anne dedi bir 10 dakika dedi dolapçılar geliyor dedi. Bakalım ne diyecekler. Yapılacak mı yoksa arızası azsa yaptıracağım. Çünkü dolabımızdan memnundum. Büyük, geniş dediğim gibi. Şimdi İsmet'in dolabı var ama açamam. Yani mecbur yapılması açacağım ama inşallah yapılır yani. Altında yansın. Yanıma Nescafe yapayım. Şunları da çöp poşetine doldurayım. Buralar hep soldu. Altı için. Buralarla yapacak hiçbir şeyim yok. Ne yapayım? Niye kapatıyoruz derseniz sarmanın içi çıkmasın diye böyle ağırlık koyuyorum tabak. Ağır ağır kaynayınca da altını kısarım. Ben şimdi şunları şöyle poşetine doldurayım. Onları da güzel yıkayayım. Valla salçam bile neredeyse kötü olacak düşün. Altın üzerine yağ koydum, tuz koydum ki bozulmaz. Nereye gidelim? Neler neler olmuş ana. Bunu ekip yaparım. Dolapta neler olmaz. Bu bunda olanlar. Öbür bir tane daha doldurursun var. O zımazık dolu. Ne yapayım bunu? Plastikten çıkmış artık. Yapacak hiçbir şey yok. Su olduğu için (gülüyor)
dolabım çok geniş, ferah. Süper rahatsız olmayın. Ben bunu yıkayayım kaplarını falan. Dış kapıyı açsana annem. Geldiler mi? Tamam. Tamam şey, kim var yanında? Kimse yok. Tamam hadi görüşürüz. Al. Tamam oğlum, haber veririm. İnşallah tez olacak bir şeydir. Oğlum dolapta gaz kaçağı varmış. Tamiri yok dedi. Fabrikamıza gönderdiler dedi. 10 sene olmadığı için dedi. Bir fabrikayla sizin aranızda olacak olan bir şey dedi. Ücretli değişim olacak. Yani ücret varsa dolabı değiştirecekler. Ücretli değişim olacak dedi. Nasıl yani ücret? Nasıl oluyor abi? Fabrika arayıp size söylüyor. Şu kadar para yatırın diyor. Daha sonra dolap değişiyor. Yenisi geliyor. Evet. Nasıl yapalım? Şeyi yokmuş yani, tamiri yokmuş. Evet. Tamam anne, ben o zaman... 400 lira ücret alıyoruz, başka bir şey yok. Gidecek yani, götürecekler tabii. Götürmeyeceğiz abi, siz parayı yatıracağınız, alacak onu fabrikasından, yenisini verecek. Anladım. Evet. Tamam ya, siz öyle şey yapın abi. Tamam. Daha gidelim de gelir zaten. Tamam, 400 lira alalım, sizi fabrika arayacak. Tamam, servis siparişi veriyorum sadece oğlum. Tamam, ver bak. Tamam anne. Sen de fabrika... Ne kadar tamiri sürer diyor bunu? Tamiri yok abla, sıfır ambalajlı dolap gelecek. Bu çöp, çöp mü? Ne zaman ararlar diyor? Pazartesi artık ya, pazar. Kimse ya. Çalışmıyor. Pazartesi arayacaklar, tamam, söyleyecekler. Tamam anne. Tamam, fabrikayla iletişime tamam, girin. Tamam, ben biliyorum. Vallahi arkadaşlar, ay pardon, ustanın dediğini duydunuz. Hava kaçağı olduğu için daha dolabı alalı 10 sene olmadı. 7 yılda garantisi vardı. Şimdi şeyini çektiler. İşte dolabın onlarda bir şeyler oluyor ya. Onları çektiler, fabrikaya göndereceklermiş. Bir ücret yatıracaksınız dedi. Dolap değişimi olabilir dedi ama ücret ne kadar yatırılır, ne kadar dedi onu da bilmiyorum. Pazartesi işte onlar fabrikaya gönderecekler çöp dolabın şeyini. Çöp. İşte dolap bozulur, tamiri oluyor, hani yenisi olabiliyor ama insanın bir daha toprak aldığını vermiyor. O yüzden sevdiklerimize sıkıca sarılalım, birbirimizi kucaklayalım. Ben şimdi yemeğimi alacağım. Orada işlemin yemeğini vereceğim derken böyle, bugün de böyle oldu. Arada İsmet'imin de çocuğumun da bana... Anneler Günü'ne özel kampanya varmış, check-up kampanyası. Anneciğim dedi, sen benim için, bizim için önemlisin. Benim de ufak tefek problemlerim vardı. Bunu ekranlarda yansıtmasam da karın bölgemde benim de sıkıntılarım var. Dedi bir check-up'tan geç dedi, kanser taraması işte. Hastalıktan korkma, sen hastalık senden korksun dedi çocuğum. Bana böyle bir kampanya ayarlamış, onu da inşallah haftaya cumartesi işte güne randevu aldık ayın 18'ine. İnşallah ben de öyle bir şeyden geçeceğim. Umarım bir şey çıkmaz. Yani kötü bir şey çıkmaz. Çıkarsa da artık yapacak bir şey yok. Mücadele etmeye, dediğim gibi ben de hiçbir şeyden korkmuyorum. Rabbim ne yazdıysa anımızda, şurada ne varsa onu yaşıyoruz. O yüzden Rabbim herkesin kaderlerini güzel yazsın. Saliha evlatlar, saliha eşler nasip etsin. Saliha komşular nasip etsin. Herkese güzel komşular, güzel dostluklar nasip etsin. Sizleri öpüyorum daha uzaktan. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, bizimle kalın. Öpüyorum sizleri. Her şey. Tüm teşekkürler.